Eyke sık ormanlık demektir. Coğrafi olarak bu yer Kızıldeniz sahilinden Medyen'e kadar uzanan bir bölgenin adıdır. Burada yaşayanlara da Eykeliler denmiştir. Şu Ayıp Aleyhisselam Medyenliler gibi her türlü zenginlik, bolluk ve nimetler içinde yaşayan ancak tevhid ve hidayetten ayrılmış bulunan Eykelilere de doğru yolu göstermekte vazifelendirilmişti. Ey kediler de tıpkı Medyen halkı gibi Şuayb aleyhisselamı yalanladılar. Allahu Teala ayeti kerimede şöyle buyrulur. Ey ki halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Ey ki halkı da gerçekten zalim idiler. Şuayb onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Şu Ara Suresi 177 ve 180. Ayet Allah'ın peygamberleri insanların karşısına iki sıfatla çıkıyorlardı. Onlardan hiçbir ücret ve menfaat istemiyorlar, ecir ve sevaplarının Allah'a ait olduğunu bildiriyorlardı. Bütün herkese bir üsve-i hasene yani bir fazilet örneği oluyorlardı. Onların sözleriyle yaşayışlar arasında tam bir mutabakat vardı. Bu iki sıfatın ehemniyetine Yasin suresinde de dikkat çekilmektedir. Habibi Neccar, Ashab-ı Karye'ye daveti gelenler hakkında kavmine, Ey Ashab-ı Karye! Size gelen bu kimseler sizden bir ücret istiyorlar mı Bu insanlar hidayet üzere üsve-i hasene değiller mi Madem bu kimseler sizden bir ücret istemiyorlar hidayet ve istikamet yani faziletli bir hayat üzeredirler O halde siz de kendilerine itaat edin diyerek onları aklı selime davet ediyordu Hazreti Şuayb Aleyhisselam ey kedilere nasihatine şöyle devam etti. Ölçüyü tas tamam yapın. İnsanların hakkını eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'a karşı takvalı olun. Onlar şöyle dediler. Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Bil ki biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. Şayet doğru sözlülerden isen üstümüze gökten azap yağdır. Şu Ara Suresi 185 ve 187. Ayet Nitekim Hz. Şuayb Aleyhisselam kavmini yollar üzerinde oturup insanları tehdit ederek onlara eziyette bulunmaktan, insanların Allah'a iman etmelerine mani olmaktan, müminleri ve yeni iman edecek olanları çeşitli şüphelere ve tereddütlere sevk edip delalet yoluna saptırmaktan men etmeye çalışıyordu. Hz. Şuayb aleyhisselam kavminin kötü davranışlarına ve isyanlarına üzülüyor büyük bir sabırla onları cehalet uykusundan uyandırmak istiyordu onları son olarak şöyle ikaz etti ey kavmim sakın bana karşı düşmanlığınız nuh kavminin veya hut kavminin yahut salih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin lut kavmi sizden uzakta değildir hut suresi 89. ayet yani onlar da sizin zamanınıza yakın bir zamanda helak oldular. Dolayısıyla helak olanların zamanca size en yakın onlardır. Küfürde, kötülüklerde ve helaki getirecek şeylerden sizden uzak değillerdi. Bu sebeple helak oldular. Onlardan ibret almalısınız. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir. Müminleri çok sever. Hud suresi 90. ayet Kavmin ileri gelen müşrikleri Hz. Şuayb'ın bu teklifine razı olmadılar. Dediler ki Ey Şuayb söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasa seni mutlaka taşlayarak öldürürüz.'' sen bizden üstün değilsin. Şu ayıp, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı güçlü ve değerli ki onu Allah'ın emirlerini arkanıza atıp unuttunuz. Şüphesiz ki Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır dedi. Hud suresi 91 ve 92. ayetler. Şuayb aleyhisselam bu azgın kavmin iman etmemelerinden ümidini kesince kavmini Allah'a havale etti. Artık yapacak bir şey kalmamıştı. Ancak yine de belki ibret alırlar diye kendilerine ilahi azabı hatırlattı. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa Allah aramızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en hayırlısıdır. Araf suresi 87. ayet Ancak Medyenliler yine Şuayb aleyhisselamı yalancılıkla suçladılar. Kendisini ve kendisine iman etmek isteyenleri de Medyen'den çıkaracaklarını söyleyerek tehdit ettiler. Artık inananların kendi içlerinde yaşamalarını tehlikeli bulmuşlardı. Kavmin ileri gelen kibirlileri dediler ki Ey Şuayb ya seni ve seninle beraber inananları memleketimizden çıkarırız veya dinimize dönersiniz. Şuayb istemesek de mi?" dedi. A'raf suresi 88. ayet. Ve şunları ekledi. A'raf suresi 89. ayetteyiz. Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah'a karşı iftira atmış oluruz. Dilinize geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Meğer ki Allah dilemiş olsun. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a tevekkül ederiz. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Bu ayette şu ayp aleyhisselam, kavminin dinine geri dönme teklifini reddetmekte fakat bu işte Allah'ın dilemesini istisna tutmaktadır. Onun bu tavrı Allah'ın iradesine teslim olmasının bir ifadesidir. Çünkü peygamberler ve veliler devamlı olarak Allah'ın azabından ve hallerinin değişmesinden korkarlar. Bu sebeple Şuayb aleyhisselam diyor ki Allah'ın dinini bırakıp da sizin dininize dönmemiz kabul edilir bir şey değildir. Ancak Allah bizim helakimizi dilemişse bir şey diyeceğimiz yoktur. Bütün işlerimiz onun elindedir. O dilediğini itaati sebebiyle bahtiyar kılar, dilediğini de günahlarından ötürü cezalandırır. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Ey kalpleri hükmeden Allah'ım, kalplerimizi sana, taatte amade kıl. Her şeye rağmen asi kavim bir türlü ıslam uslanmıyor, kendileri iman etmedikleri gibi Hz. Şuayb'a iman eden müminleri de hazmedemiyorlardı. Onları kınıyor, sürekli tehdit olarak onları sıkıntılı görüyorlardı. İnanmak için gelenlerin de önlerini keserek Hz. Şuayb'ı kötülüyorlar, Onları iman etmekten vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Onların bu hali ayeti kerimede şöyle bildirilmektedir. Kavminden ileri gelen kafirler dedi ki, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde sizi mutlaka ziyana uğrarsınız. Araf suresi 90. ayet. Kavminin Allah'tan cüretle azap istemesi karşısında Şuayb onlara, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Şu Ara Suresi 188. ayet. Allah'a dua etti. Onların istemekte oldukları azabın gelmesi için niyazda bulundu. Aniden sıcak rüzgarlar esmeye başladı. Mavi renkli sinekler türeyip üzerlerine musallat oldu. Kafirler çaresiz kaldılar. Havanın sıcaklığı da gittikçe şiddetlendi. İnsanlar akarsulu, ağaçlık ve gölgelik yerlere kaçıştılar. Fakat hararet günden güne artıyordu. Bu sırada Cebrail aleyhisselam bir bulut getirip şehrin dışında tuttu. Kafirler bu bulutu görünce serin bir gölgesi var zannederek hep birden onun altına koşuştular hepsi orada toplandığında ey, ey Keliler Peygamberlerinizi yalanlayarak bir türlü gelme sandığınız acı azabı tadın Önünde secde ettiğiniz putlara da söyleyin Eğer güçleri varsa sizi kurtarsınlar diye bir nida geldi Kafirlerin üzerlerine altına koştukları buluttan Ateş ve kıvılcımlar yağmaya başladı kafirlere ait her şey yandı. Ağaçlar ve hatta taşlar bile. Ayet-i de buyrulur. Velhasıl onu, şu aybı, yalancı saydılar da kendilerini o bulut gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o muazzam bir günün azabıydı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Şu Ara Suresi 189 ve 191. ayetler. Şu Ayf Aleyhisselam'ın peygamber olduğu kavimlerden Medyen halkı Cebrail Aleyhisselam'ın sayhası ve zelzele ile Ey kediler ise gölge sandıkları buluttan yağan ateşlerle Helake düşar oldular.